Bugün Gemlik ilçemizde hem seçim satım haliyle alakalı seçimlerde bulunuyor, ziyaretlerde bulunuyor. Hem de beraberinde yaptığımız çalışmalarla alakalı genel bir değerlendirme yapıyoruz. Hem belediye başkanımız hem belediye başkan adayımız, ilçe başkanımız, çok kıymetli bölge milletvekilimiz ve il başkanımızla, teşkilatımızla birlikte. Tabii Gemlik gerçekten Bursa'nın en özel ilçelerinden bir tanesi. Gemlik hem denizle alakalı özelliği hem de beraberinde 100 bini geçen nüfusuyla, ekonomiye verdiği katkıyla, sanayi bölgesiyle de gelişime çok açık. Gemlik'te de yakında tabii çok önemli gelişmeler de olacak. Belediye başkan adayımızın da bu manada özellikle hem ortak düşündüğümüz hem müstakil olarak Gemlik Belediyesi olarak düşündüğü çalışmalar da var. Tabii bugüne kadar gerçekten Gemlik'te eğitim, sağlık başta olmak üzere kültür, sanat ve spora yönelik de çok önemli çalışmalar yapıldı. Değerli belediye başkanımız Refik Yılmaz bu iki dönemlik süreç zarfında yaklaşık 8-8,5 yılda çok önemli çalışmalara imza attı. Yani spor tesisinin olmadığı mahalle kalmadı desek hiç de mübalağa etmemiş oluruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla beraber Gemlik'te güzel bir yapı ortaya çıktı. Tabii Gemlik'in aslında çok ön plana çıkmayan ama önemli özelliklerinden bir tanesi de termal özelliği, termal suyun olması. Bu inşaat biliyorsunuz kısa bir süre önce başladığımız fakat 500 küsür şantiyemiz var bizim Büyükşehir Belediyesi olarak, BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak 500 küsür ayrı yerde şantiyemiz var, çalışmalarımız var. Yani 17 ilçemizin tamamında altyapıda, üst yapıda bazen bir turizm tesisi, bazen bir altyapı yatırımı, bazen bir spor tesisi, kültür tesisi olarak farklı yerlerde şantiyelerimiz var. Bir dönem durağan, özellikle kış sürecinde durağan bir süreç geçtik burayla alakalı. Ve şu an 11 milyon 100 bin TL'ye ihale edilmiş olan bu yer %20'lerde öyle söyleyeyim. Yapımı da hızla devam ediyor. Müteahhitimizle de tekrar konuştuk. Şu açıdan önemsiyoruz tabii. Biz turizmle alakalı çok özel hedeflerimiz var Bursa olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. İlçelerimizde de bu manada önemli altyapılar var, önemli doneler var. Dolayısıyla bunların tamamını değerlendirmek istiyoruz. Ben özellikle adayımızın yeni dönemde yapacağı, başkanımızın inşallah yeni başkanımız olacak Berkay Bey'in yeni yapacağı çalışmalarla beraber biz turizm gelirlerimizi Gemlik özeline de daha da katlayacağımızı düşünüyorum. Ben özellikle bu tesisin de hem Gemlik'in termal yönünü dışa vurgulamak adına hem de Gemlikliler açısından da özellikle bir nirengi noktası olacağına yürekten inanıyorum. Tabii işletmesiyle alakalı şekli de inşaatın bitimine doğru da daha önemli bir şekilde değerlendirip ona göre de bir süreçte belirleyeceğiz. Tabii bu arada kış sürecinde inşaatın yavaşlamasından mütevellit de bazılarının da ya işte göstermelik bir temel atıldı, İnşaat devam etmiyor gibi yaklaşımlarını açıkçası çok ilginç yorumlar olarak düşünüyorum. Yani 5 yıllık süreci zarfında çivi çakmayanlar, yani doğru dürüst sağda solda hiçbir yerde şantiyesi olmayanların 500 küsür şantiyesi olan Büyükşehir Belediyesi alakalı bu söylemlerini de ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bugün gidin Gemlik'in kırsal mahallelerinde de dokunmadığımız hiçbir yer yoktur. Sabah arkadaşlardan günlük, çünkü bana yapılan çalışmalarla alakalı anında görseller geliyor. Sabah Umur Bey yoluyla alakalı ciddi bir asfaltlama çalışması yapıldı ve şu an yol pırıl pırıl oldu. Yani biz dün de çalışıyorduk hamdolsun. Bugün de çalışıyoruz ki özellikle seçim sonrasına yönelik de özellikle Bursa'yı rahatlatmak için çok özel çalışmalarımız ve projelerimiz var. İnşallah bu değişime, dönüşüme bütün Gemlik, bütün Bursa hep birlikte şahit olacak. Ben bu vesileyle projenin başlaması noktasında Refik Başkanımızın tabii özel bir gayreti oldu. Bunun özellikle yapılmasını çok arzu ediyordu, istiyordu. İnşallah yeni başkanımızla ve tabii ki hem de Refik Başkanımızın da katılımıyla, milletvekillerimizle, ilçe başkanımızla birlikte biz en kısa zamanda yıl sonuna kadar bitirip burayı açmanın derdi ve hesabı içerisindeyiz. Dolayısıyla da Gemlik'in bu şekliyle önemli bir aktivite alanı kazanmış olacağını yürekten inanıyorum. Çünkü Gemlik 100 binden fazla nüfusu olan bizim 6 büyük ilçemizden bir tanesi. Gemlik ziyadesiyle bu ve benzeri eserleri hak ediyor inşallah. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalara da bu katlayarak devam edecek diyorum.
Ben katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Müteahhitimize de kolaylıklar diliyorum. İnşallah hız kesmeden bugünden sonra sürecin devam edeceğini bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Öngörülenden daha önce bir şey. Yok, artıya tanıyorum başkanım. Sıkıntı yok. Çok sipariş vermiş abi de. Beden küçük gelirse diye. Bir an önce havuza girmek istiyor. Aynen. Yani çocukluğumuzda...